Çukur yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı ve reytinglerde de birinci oldu. Ve daha da büyük bombalar yeni sezonun ikinci bölümünde patlayacak. Birazdan heyecanınızı tavan yaptıracak olayları, yeni gelişmeleri ve ciddi anlamda çok şaşıracağınız mevzuları tüm sürprizleri bozmadan sizlerle paylaşacağız. Nihayet özlem sona erdi ve tam da istediğimiz gibi eski Çukur tadında aksiyon dolu, seyir zevki yüksek bir Çukur izledik. Cumali'nin yamacı vurmasıyla ve Erdinetlerin gücünü göstermesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki neler olacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Şimdi hemen videoya geçelim. Şurası kesin. Bu sezon bambaşka bir Cumali Koçovalı izleyeceğiz. Artık işler tamamen değişiyor. Bundan önceki iki videoda bahsettiğimiz tüm mevzuları izledik ve izleyenler Yamaç'la ilgili vurulma konusuna daha da hakim. Yamaç bir süre hastanede tedavi altında kalacak. Fakat bu süre çok kısa olacak. Cumali ve Damla hariç herkes Yamaç'ın ziyaretine gidecek. Fakat Cumali acı gerçeği herkese şok edici bir şekilde söyleyince Yamaç için çok zor bir dönem başlayacak. Ailede kısmen tepkilere sebep olacak ve Çukur'dakilerin Yamaç'a bakış açısı olumsuz anlamda değişecek. Önceden de dediğimiz gibi mahallede artık kimse Yamaç'ın selamını bile almayacak. Bu süreçte Cumali elbette üzülecek fakat kararlı duruşunu bozmayacak. Bartolu ise hep olduğu gibi Yamaç'ın yanında durmaya devam edecek. Tabii bir yandan da Çukur'u Erdenetlere karşı korumaya çalışacak. Çünkü Erdenetler daha ilk dakikadan gücünü gösterdi ve maçı önde başladı. Birazdan Erdenetlerin yapacağı sürpriz hamlelerden ve diğer bomba mevzulardan bahsedeceğiz ama öncesinde şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz bölümde hiç göremediğimiz Efsun, önümüzdeki bölümde Yamaç'ın vurulma haberini alınca panik yapacak ve ırk böke ile sahneleri olacak. Yamaç'ın gölgesi Mahsun da vurulma haberini tesadüfen kahvede öğrenecek ve o da Yamaç'ın en büyük destekçilerinden biri olacak. Peki artık Yamaç için yeni bir dönem mi başlayacak? Bu çuvalların evine giremeyecek mi ve Çukur'u terk mi edecek? Durumlar elbette öyle olmayacak ama Yamaç için yeni bir dönemin kapıları aralandı diyebiliriz. Önümüzdeki bölümde Yamaç'ın vereceği sürpriz karara şahit olacağız. Devam edecek. Bunun yanı sıra ipleri tamamen eline alarak Çukur'da kartlarının yeniden dağıtılmasını sağlayacak. Hatta önümüzdeki bölümlerde şunu da göreceksiniz. Cengiz Erdenet, Yamaç'a gözdağı vermek için Çukur'da çok sürpriz bir hamle yapacak. Bu hamlenin sonucunda zarar gören ise Çukur vatandaşları olacak. Öte yandan Cengiz Erdenet, Arıkböke'ye sürekli tüm kardeşlerini sev, iyi geçinin diye nasihat verdi. Fakat üvey kardeşleri olan Ögeday ve Kulkan dizeye dahil olduğunda ortalık iyice karışacak. Bu arada geçtiğimiz bölümde Çağatay'ın yeniden dizeye dahil olacağını sinyali verildi. Gazeteci Emir Arık'la konuşurken "Baban seni sevmiyor, Çağatay zaten geri gelecek" demişti. Arıkböke ise koltuğunu kaybetmemek için elinden gelenin fazlasını yapacak ve Çukur'da kan akıtmaya devam edecek. Sadece Erdenetler hamle yapmayacak, Koçovalılar da yeri geldiğinde gereken cevabı fazlasıyla verecek. Kısacası bu yeni sezonda müthiş çekişmeli bir savaş bizi bekliyor. Bunun yanı sıra Yamaç ve Cengiz Erdenet arasındaki görüşmeler devam edecek. Yamaç bu görüşmeler sırasında zekasını kullanarak Arıkböke'ye zaafından vurmaya çalışacak. Hatta Yamaç'ın elinde güzel bir koz daha var. Gazeteci Emir'in ölümünden sonra karısı Yamaç'a Erdenetler'le ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir defter vermişti. Aynı şekilde Arıkböke'nin de elinde Çağatay'ın Koçovalılar'la ilgili yaptığı araştırmalar var ve tabii bir de Murtaza kozu var. Murtaza hainliklerine devam edecek ve hatta durumu daha da ileriye götürerek Koçovalıların evini bile gözetlemeye başlayacak. Yani hem Yamaç hem de Arıkböke çok ince stratejik hamleler yapacak. Başa baş bir mücadele olacak. Şimdi gelelim diğer bombalara. Thank you.
ve nehir konularına. Geçtiğimiz bölümde nehir ve yamaç arasındaki yakınlaşmaya şahit olduk. Yamaç nehire güler yüzle yaklaştı ve karnına dokunarak bebeğini sordu. Hatta nehrin canının ne istediğini bile sordu. Yani olumlu bir sinyal yaktı. Bunda elbette nehrin hamile olmasının payı çok yüksek. Nehri birkaç sahnede görüp Efsun'u ise hiç göremeyince birçok kişinin aklında soru işaretleri oluştu. Acaba senaryo mu değişti, hangisi diziye veda edecek soruları soruldu. Efsun'la ilgili sahneler önümüzdeki bölümden itibaren artış göstermeye başlayacak. Yamaç elbette Efsun'u unutmadı. Son olarak bir tartışma yaşamışlardı ve kısa bir süreliğine birbirlerinden uzak durmaya karar verdiler. Hatta geçtiğimiz bölümde Yamaç nehrin yanında uzanırken bir anda kalkıp gitti ve bir çatıda oturmayı tercih etti. Yamaç elbette nehir konusunda kendini zorlayacak. Hatta bu konuda Sultan'ın da büyük etkisi olacak. Fakat diğer yandan Efsun mevzusu kapanmadı. Bu ikiliyle ilgili bomba senaryolar olacak. Konu sadece Yamacı ve Efsun'u değil, dolaylı yoldan Arık ve Köve Nehir'i de ilgilendirecek. Nehir her ne kadar şimdilik sessiz sakin kalsa da tavrını ortaya koyacağı zamanlarda olacak. Ancak Yamaç Efsun'a olan aşkını bir türlü yok edemeyecek. Aslında yok etmek bile istemeyecek. Bu da beraberinde belli başlı sıkıntılara sebep olacak. Geçtiğimiz bölümde dikkatleri çeken en ince detaylardan biri de Ayşe ve Selim arasında yaşandı. Geçtiğimiz sezonda videolarımda sürekli bahsettiğim kahraman Ayşe, Selim ve Akın mevzusu yeniden açılmaya başlıyor. Beni düzenli olarak takip edenler Ayşe ve kahramanın geçmişte neler yaşadığını, aralarında neler olup bittiğini ve Akın'la ilgili sırları gayet iyi biliyor. Bununla ilgili aylar öncesi yaptığım bir başka paylaşıma ise Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, Ayşe ve kahramanla ilgili mevzular yeniden gün yüzüne çıkıyor ve Selim bu işin peşini bırakmayacak. Kısacası Selim, Ayşe, Akın ve Karaca arasındaki senaryolar iyice karmaşık hale gelecek. Son olarak Mahsun'la ilgili birkaç detay verelim. Geçtiğimiz bölümde olmasını beklediğimiz bir sahne önümüzdeki bölüme sarktı. Mahsun nihayet önümüzdeki bölümde annesiyle bir araya gelecek ve birlikte yemek yiyecekler. Bunun yanı sıra Mahsun'un karakuzlarla beraber aksiyon dolu sahneleri olacak. Mahsun hem çukurda hem de çukur dışında etkisini daha fazla göstermeye başlayacak. Aynı zamanda karakuzları da sürekli yanında bulunduracak. İdris Koçovalı sürpriziyle...